Herkese merhaba. Öyle değil. Öyle değil serisine hoş geldiniz. Ya şimdi keyifliyim Allah'a şükür de bir taraftan hafif de hafif değil yani canım sıkkın böyle çok da şey yapmak istemiyorum yani bu Sinan Ateş'in vefatı çok derinden üzdü beni ya. Bilmiyorum izlediniz mi? Ya yani insanın evladı olunca daha farklı da oluyor yani o kızlarının feryadını görünce gerçekten pis pisine gitmiş. Adamın yani ben bilmiyordum bu arada hayatımda hiç Sinan Ateş'i hiç bilmiyordum yani. Hani o bazen bana soruyorlar bıyıklardan dolayı abi sen ülkücü müsün falan. Hiç hayatımda alakam olmadı yani hiç. Sonradan tanıdım adamı yani bazı videolarını izledim falan. Gayet bilgili böyle hangi görüşe sahip olduğu önemli değil. Yani çok pis pisine gitmiş olması, bunun üstünün örtülme çabası ve çok kötü. Yani özellikle o kızlarını görünce var ya gerçekten içim gitti yani böyle bir her gün bir huzursuz uyanıyorum kaç gündür ki eminim benim gibi nice insanlar benden çok daha hani belki de Sinan Ateş'i yakından tanıyan beraber o davaya inanmış insanlar var. Çok fena harcadılar yani hani gerçekten ailesine de Allah sabır versin başsağlığı dileyim. Çok 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 üzüldüm yani. Bence böyle Türkiye'deki herkesi birleştiren bir olay olduğunu düşünüyorum. Hani görüşten ziyade, evet. Neye inandığından ziyade böyle pis pisine gitmesi bir insanın. Size nasıl keyifler? Abi normal her zamanki gibi. Koşuşturmaca, yoğunluk. Ama keyifler. Fikirler var mı yeni fikirler? Gelecek abi geliyor. Var çok var. Var. Emir her gün beni bir yolda kıstırıp şey diyor. Abi bir planım bir fikrim var. Konuşabilir miyiz? Abi 10 taneden birisi bazen tutuyor. Yo, deniyorum şansımı. Bu en son yaptığımız hani İKAS'taki canlı yayın mı diyelim ona. Hı-hı. O videonun şeyi çok hoşuma gitti ya. Onu bence kolay değil formatlı bir tane böyle bir soru cevap formatı ve böyle muhabbet sohbet ettiğimiz bir format yapılabilir. Yapalım abi önümüzdeki hafta yapalım. Olur bir de şey yapacağız aklınızda olsun. Bizim Le Monde var Göktürler. Hı hı. Onlar şimdi Armada'da o Hayat Sokağı deniyor. Oraya açıyor evet. Bir tane güzel bir yer. Çok da güzel mimarisi var dün attı bana. Hatta içine bir shopping shop yapıyor Mugo mağazası açacak. Çok iyi abi. Çok büyük ihtimal dükkanı da ve online sitesini de o bölümü de işte İKAS'ın mağaza yazılımı hepsinin reklamını yapmış olduk ama. ve e-ticaret sitesini de entegre bir şekilde İKAS'la yönetecek. Orada... Böyle bir konser alanı gibi de böyle güzel, bayağı çok çok güzel bir yer yapıyor gerçekten. Hayırlı olsun diyelim oraya da. Orada belki böyle bir ayda bir defa kolay değil. Buluşması ve canlı yayın gibi ya. Bir şey bayağı yaparız. Yine böyle bir setupta yine böyle bir şey bizim geçen yaptığımız kurguya benzer bir kurguyla. Benzerini bir de biliyorsunuz İstanbul'da da her ay Das Das'ta yapacağız Mert Fırat'la evet, beraber. Evet. Yine konuklarımızı ağırlayacağımız o yüzden... Güzel konsept olur. Ya konuşacak çok şey var aslında böyle keyifli şeyler de var. Dediğim gibi huzurumuz kaçık yani bu olaydan dolayı. Bizler yani en azından ben, ekibim, arkadaşlarım, etrafımdaki insanlar şey değiliz yani. Yani hayatındaki tek derdi para olan, bir şey olan böyle bir şey başaralım falan. O değil. O sonuç yani. O yol bir şeyler yapıyorsun, gidiyorsun ve o sonuç olarak vardığın bir yer. Amaç asla olamaz. Amaç aslında birlikte güzel bir hayat yaşamak ve haksızlıkların karşısında sessiz kalmamak. Hani bilirsiniz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye çok çok sevdiğim bir söz var. Bugün başkasına yarın sana gelebilir o haksızlık. O yüzden sen başkasına haksızlık yapmayabilirsin. Ama herhangi birine yaptığında sessiz kalmaman lazım. Dilsiz şeytan olmamak için. Size nasıl beyler keyifler? Güzel. Ya, işte haftaya yine şehir turları bir Kayseri'ye gideceğim yine ben. İşte pastırma. Senin işin de zor be Ali. Zor abi. Ali abi. Yağlama, yuvalama yani. Var bir sürü var abi. Belki biz de yeriz abi onlardan. Bizim de belki çekim olabilir. İnşallah evet, abi. Evet. Araba kiralık gideceğiz abi direkt. Hadi ya. Evet evet. Vallahi iyi kaliteliyiz abi. Road trip falan yapacağız abi. İyi kaliteliyiz abi. Keşke ben de gelsem. AI ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Aslında bölüm de çok mix oldu değil mi? Özümüzden kopmayın. Özümüzden yani şey tarihimiz falan derken AI'ya geçiyor olmak. Abi benim vizyonum kafam ya yetmiyor kafam basmıyor ya o konulara gerçekten hani bana hep şey oluyor böyle bunu geçen sene de çok web3 işte şey taraflarında çok soruyordu abi ne yapacaksınız orada falan büyük projeleriniz var evet, evet. Ben de böyle arada gizem yaratıyordum
var ama şu an paylaşamam diye. Gerçekten hani ben şu an daha temel dertlerimiz var. Yani bir gün inşallah ekip daha da büyüdüğünde, belki temel birçok şeyi oturttuğumuzda, iş modellerimizde birçok yaptığımız şeyi tabii ki şey yapabiliriz. Daha böyle vizyoner projelere Ar-Ge'de yapabiliriz. Enes, sen bugün sabah bir şey demiştin ya, şu an her gün işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dediğin bir şey vardı. Excel yapmıştım bir tane. O Excel'in içerisinde işte her gün kitap okuyacağım, her gün spor yapacağım, her gün işte şunu bunu yapacağım diye bir Excel tablosu yaptım. Düzenli olarak devam ediyorum bakalım. Abi dips çekiyoruz. Enes bana her gün burada İngilizce kitap okuyor. Hadi o tarz etkinlikler. Ofiste dips. Slack grubumuz var abi, dips diye. Evet, dips diye bir Slack grubu var. 5x3 deyip bir anda oraya gidip. Gerçekten mi? Evet, görüyorum arada boş yapıyorsunuz da hani. Onun... Boş değil abi, yani bir şey için daha aktif çalışabilmek için. Dips iyi midir ya? Dips, ben çok iyi abi. Sevmem ya bu arada. Ya, dips barfix ne çıkarsa abi. Şimdi bak orada lütfen dips barfix falan diye böyle aynı şeye koymayalım yani. Sizin dips çekiyor olmanızın ben mantığını biliyorum. Barfix çekemediğiniz için öyle. Evet. Abi ben ben dips çekmeyi çok seviyorum abi. Hayatta öyle şeyler var ya, hani böyle itiraf edilmeyen ama kılıf uydurulan. Ben ikisini de yapabiliyorum abi ufaktan. Evet, senin barfix'in iyi. Benim de iyi ama yarım çekiyorum ben bilerek. Evet. Tam çekmiyorum. Evet. Üzülmeyelim. Ya bu arada tabii dinleyenler için böyle burası biraz testosteron kokuyor olabilir yani, ya da öyle duyuluyor olabilir. Şey olarak böyle sanki bir anda maskülen bir sohbet. Çek, sen onu yaparsın, ben onu yaparım falan. Bizim içerideki böyle, yani o yarış da değil aslında, o muhabbet aslında şey, güzel bir şey yani. Amacımız burada gidip dışarıya şov yapalım değil. Hani sağlam kafa sağlam fizikte olur misali. Güzel bir şey aslında. Birbirini hani böyle bir şey teşvik ediyor olmak da çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Hani içme değil de abi hadi bir dips yapalım, hadi bir barfix çekelim diye. İşte arkadaş meselesi çok önemli. Ya çünkü bence iki tip insan var. Hani bir yani bir böyle kendi duruş, ne olursa olsun kendi duruşu olan insan var. Bir de etrafındaki ortama göre eğilen bükülen insanlar var. Genelde etrafındaki ortama ve insanlara adaptasyon, onlara ayak uydurma işi daha çok sık görülen bir şey. Yani bu anormal bir şey değil bu arada. Yani kötü bir şey diye de söylemiyorum. İşte orada kiminle takıldığın çok önemli. Yani çünkü çok çok az insanda o var böyle. Abi dünya tersine dönse ben yine aynı benim yani. Hani herkes gitsin, partilesin, eğlensin. İşte ne bileyim PUBG oynasın, onu bunu yapsın. Ben kitap okurum abi. Umurumda bile değil. Diyecek insan çok yok. Hele ki bu genç yaşta hiç yok. Çok zor bir kazanım. Genç yaşta yapamıyorsun bunu. Genç yaşta işte o ona toplum baskısı, işte peer pressure vesaire bir sürü şey deniyor. Hani sanki o bir şeyi yapmadığında bir şey kaybedeceksin. Arkadaşlarına ayak uydurmadığında, onlarla aynı şeyleri yapmadığında dışlanıyorsun gibi bir durum oluyor ve çok korkuyorsun. Birazcık daha kendin bilinçlenmeye başladıkça, büyüdükçe o değişiyor diye düşünüyorum. Ama bazı insanlar hiç değişmiyor. Bazı insanlar yine yani hayatta bir duruşu olmuyor. Bence o duruş çok önemli. O yüzden hani mesela beni dipse çağırırsanız gelmem. Barfix'e çağırırsanız gelirim. Enes öyle mesela abi. Enes'in duruşu hep, yani adam çok net bir şekilde aynı şekilde spor yapmaya ve böyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Ben... Ve öncü de oluyor abi aynı zamanda mesela. Yani böyle imreniyorsun, sen de yapmaya çalışıyorsun işte. Akşam şey koşuya çıkmış. Öncü olmuş hale mi? Ben şu an acayip bir diyetin içindeyim abi. Abi ikinci şöyle Emir artık yemeği evinde yapıp buraya getiriyor. Evet abi. Şok hep nerede? Evet evet, aşağı dolapta abi direkt. Bu dolapta mı? Bu dolapta. Orada. Mini dolabı mı var? Tabii tabii. Aman Allah. Var abi bayağı. Kendim yaptım, getirdim abi. Oğlum. Başladı artık. Seni gerçekten tebrik ederim ya. Sağ ol abi. Bunu ben yiyeceğim. Afiyet olsun. Vay be. Bir mini bar gibi oldu aşağısı. Kuru yemiş falan. Kuru yemiş abi. O da haftalık kuru yemişim. Abi onu yemezseniz diye. Senin o benim bak, eğitim şey, abi. Çok fazla tabir var da. Enes azal. Başkasının yemişiyle hayır işlemek deniyor. Güzel, güzel şey. Bunu başka... Güzel transfer. Başkasının kuru yemişiyle hayır işlemek deniyor bu konsepte. Ben de şuradan bir tane hem de roasted. Sevabı senin üstüne olsun abi. Amin. Çok yemez abi, sayılı onların. Tek tek koydu. Onu zaten azıcık sevap işliyorum. Bari şunu bana verme sevaplarını diyor. Oğlum vay ya, helal olsun. Bunu işte
devamlılığı çok önemli. Bu yok, bundan sonra yapıyorum. Devam abi. İşte Excel tablomuzu her gün tıklıyoruz abi. Senin mi Excel tablon? Benim yok. Benim kendi kafamda var. Excel önemli ya. Yok, gerçekten önemli abi. Onu böyle çünkü Barış Özcan yıllardır işte zincirini kırma diye video çekiyor abi. Her sene aynı şeyi çekiyor. Biraz daha format değiştirerek. Hatta onu ajandalarını çıkardı, kağıtlarını çıkardı. İnsanlar işaretliyor her gün yaptığı şeyi. Onu da bu İKAS'a geçirecektik. Geçen konuşmuştuk Barış'la. Evet, doğru. Tamam, ben bizim ekibi yönlendireceğim, arayacaklar demişti. Orada kaynadı. Ben bir sorayım Barış'ın. Siteyi İKAS'a geçireceğiz. Abi helal olsun. Yani sabah Enes'e diyordum. Enes dedi ki abi ben işte her gün işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İşte koşuya çıkıyorum, kitap okuyorum her sabah falan. Dedim oğlum düşün yani ben işte 20 yaşından 23, 24, 25 yaşına kadar her gün yaptım bunu yani. Hani ve o 4-5 sene çok inanılmaz kendimi geliştirdim. Çünkü bir de bir şey var. Belirli bir yaştan sonra da hakikaten ona vakit ayıramıyorsun. Hele ki işte zaten eğer doğal akışında evlilik, çocuk falan girerse zaten iş biraz daha değişiyor ama işler de oturmaya başladıkça, büyüdükçe daha da yoğunlaşıyor, zorlaşıyor. O boş vaktin olmayabiliyor. O yüzden hani bu bölümü izleyen, hasbelkader bir şekilde denk gelen bir böyle 20 yaşında, 19 yaşında arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa o yaşları daha iyi değerlendirmelerinde fayda var. İnsan üniversitede ne kadar boş olduğunu üniversite bittikten sonra algılıyor değil mi? Gerçekten öyle abi. Evet, gerçekten öyle. Yani ya ben duruyormuşum böyle üniversitede. <Tamam, gülüyor> <yani. gülüyor> Gerçekten öyle. Yani ben hani hep böyle insanlar şu an bakınca şey zannediyor. Böyle dışarıdan lan bu herif üniversitede çok çalışıyor mudur falan filan. Yok abi, ben üniversiteyi full ıskaladım. Üniversitenin son senesinde aydınlandım biraz. İşte o kitap okumaya başladım. Zaten kitap okumak zorundaydım çünkü YouTube falan da yoktu o zaman yani, kaynak yoktu. İşte o tutorial makaleler vardı şeyde, böyle bir yazılımla ilgili ya da proje yönetimi ya da satış, marketing, pazarlamayla ilgili bir şeyleri anlatan. Ya son sene böyle artık, hatta son senenin ikinci yarısında böyle uyandım. İnanın ya beyler, şey yaptım böyle. Yani hayatta böyle şeyler oluyor, gözüm açıldı bir anda. Bir gün uyandım ve baktım böyle şey, ulan dedim ben ne kadar salakmışım. Ve ondan sonra böyle her sabah manyak bir motivasyonla kalkıp böyle işte bir şeyler okumaya ya da örneğin işte yazılımla ilgili bir şey çalışıyorsam, bir dil öğreniyorsam, bir şey yapıyorsam hemen onunla ilgili projeler yapmaya falan böyle başlamıştım. Bir şey söyledim miyim? Burada o günü beklemek mi lazım? Çünkü bende de aslında biraz öyle oldu. Yani böyle ben de son zaman, son böyle senin işte son semester'da hani bir anda onun çok kötü gidiyor, kendine geldik, böyle kendimi tokatlayıp sabah kütüphaneye gitmeye başladım mesela çalışmak. Sen aslında onu genel olarak son bir aydır falan hayatın, üniversitede son bir ay zaten. Tüm hayatının son bir ayında falan başlamışsın gibi geliyor bana. Onu söylüyorum zaten abi. Onu beklemek lazım. Abi orada manyak kritik bir iş yapıyor şu an. Yani, abi o beklemek ne bileyim yani şöyle, bence beklememek lazım çünkü bir şeyi beklemek yani bir şeyi böyle bilinmezliğe ve böyle evrene bıraktığın zaman hani bekleyelim bir gün uyandığımda çok başka biri olacağım. İşte. O an hiçbir zaman gelmeyebilir. Evet. Böyle bir video ilham olabilir bu arada. Böyle bir videodan feyiz alırsın ve dersin ki lan tamam ben de hakikaten kendi hayatımı boşa harcıyormuşum diye. Bazen de kısmet abi. Bazen bazı olaylar gerçekten insana bir anda böyle uyandırıyor. Ben ne yapıyorum ya, ne yapacağım diye. Ama ben bir tanıdığım ya 40 yaşında 50 yaşında insanlar da var hala. Ya diyorum ki bir insan nasıl bu kadar boş olabilir ya? Ya bir insan nasıl bu kadar hiç bilgi birikimi olmaz, hayatta hiç algıları açık olmaz, nasıl bu kadar vicdansız olur, nasıl başka empati yapamaz? Empati mesela abi yaşla öğrenilen bir şey değil. Evet kesin. Ki insanın en çok ihtiyacı olan duygudur yani, özelliğidir empati yani. Yani kendini başkasının yerine koyabiliyor olmak. İnsanın en çok ihtiyacı olan şeyi yaşla öğrendiğim bir şey değil. Keşke yaşlı olsa yani. En kötü yaşlı olsa diyelim. Öyle değil abi. Adam 40 yaşına geliyor. 50 yaş. Burada artık 40 yaşını zikrederken şey olmuyorum. O kadar yakınlaşmaya başladım ki 40 yaşına. O yüzden 50-60'lardan örnek vereyim. Adam 50 yaşına, 60 yaşına geliyor. Yok abi empati duygusu yok abi. Böyle paranın kölesi olmuş. Ne bileyim. Başkaları nasıl düşünür diye düşünmüyor falan. Çok böyle... Çok ilginç insanlar var ya. Geçen biriyle tanıştım da hani böyle herif anlatırken içimden diyordum yani. Hani ulan bu adam bu yaşa gelmiş. Yani hiç mi vicdan sahibi olamamış? Empati yapamıyor hale gelmiş. Düz adam. NPC gibi adam. Yani ne gibi? Oyun karakteri gibi. NPC gibi adam. NPC böyle. Ne? NPC'ler oluyor ya abi. Ha NPC. Botlar var ya. Onu da bilmiyorum bu arada. Bot yani abi. Dümdüz adam. Ha, yani. Bomboş. Evet evet. Ya abi bilmiyorum.
empati. Burada hakikaten şu an konuşurken empatinin ne kadar kritik olduğunu bir daha anlamış oldum ben de yani. Kendimi hatırlatmış oldum. Yani mesela özellikle lider olmak isteyen bir insanın çok iyi empati yapabilmesi lazım bence. Kesinlikle yani öyle. Yönettiği insanların veya liderlik ettiği insanların ne halde olduğunu birazcık da olsa hissedebilmesi lazım bence. Çok haklısın. İhtiyaçları neler vesaire. Çok doğru. Aslında belki de böyle tabii yani bizim haddimizde değil ama liderliğin kurallarını yazıyor olsaydık çok güzelle bağladın aslında. Empati bunlar arasında en kritiklerden bir tanesi olurdu. Çünkü başkasının hani halini ve fazla empati de iyi değil. Ben oluyor bazen ya. Bazen aslında uyarmam gereken insanları aman üzülür, aman kırılır diye uyarmadığım ve aslında uyarsan o insana bir fayda sağlayacağın konularda sağlayamadığım şeyler olabiliyor. Ama gerçekten empati önemli. Siz, bu arada siz ikiniz influencer mı olmuşsunuz? Fenomen. Abi o da bir o da bir projemiz şu anda. Evet. Her gün TikTok'a video atıyoruz abi. Bunu 60 gün boyunca devam ettireceğiz. Bana mı beni kopyalıyorsunuz sonunda... ve bana özeniyorsunuz diyebilir miyim? Kesinlikle öyle. Abi senin müziklerinden zaten biz. Sensin, evet aynen. Favorileri ekleyip müziklerden yola çıkıyoruz. Photoshop'ta bir son yine Photoshop'ta yüzlerimizi sen değiştirip o şekilde dizler videoları. Abi helal olsun, sıkıntı yok. Deniyoruz ben bakalım abi. Gurur duyuyorum yani. Teşekkür ederiz abi. Öyle şeyler var mesela insanlar bazısına böyle etrafındaki insanların gelişmesini çok istemez yani korkar yani böyle işte bu şimdi bir şey olur da boynuz kulağa geçer. Boynuz kulağa geçer işte beni bırakır falan filan diye. Çok yanlış yani orada da. İşte orada kompleks devreye giriyor abi. Ya bir şeyin olacağı varsa olur yani sıkıntı yok. Eğer ama başka bir bağ varsa yani o adam yani en influencer da olsa yine beraber bir şey yapacaksanız da yaparsınız. Yani biraz insanların o gönül bağı da çok önemli bir şey. Sakın kesinlikle abi. Gitmeyin ha. Allah daha çok işimiz vizyon işi abi ya. O böyle şey de vardır ya. Yani Anadolu'yu kötülemek için söylemiyorum da hani orada böyle hep bir böyle bir meme vardır. İşte usta kendi çırağına 10 biliyorsa 9'unu anlatır. Biri öğrenmesini bekler diye. Evet. Orada halbuki tam tersi yani elinde her şeyi vermen gerekiyor ki daha da üste çıkasın. Artı bir olsun. Daha da iyisi olsun. Evet. Zaten bir de şey de var ya böyle o fark yaratan insanlar hani o işte outlier falan da deniyor ona. Fark yaratan insanlar onu 9 da alsa zaten şey yapıyor. 9 alsa, ona 9 değil ona 3 versen yetiyor ona zaten. Şey örneğine bayılırım. Biriyle bir iş yapacağın zaman veya biriyle bir ortaklık yapacağın zaman şeye bakmak gerekiyor. 1 artı 1 3 ediyor mu? Tamam mı? 1 artı 1 eşittir 2 ediyorsa zaten öyle etmesi bekleniyor normalde. Yani çok önemli değil. O ortaklığı yapmasan, o büyük işi yapmasan da belki olur ama 1 artı 1'in 3 ettiği senaryolarda o gerçekten iş önceliklendirilebilir ve o işe yatırım yapılabilir. Çünkü oradan daha büyük bir değer çıkıyor. Bunu çok atlamamak gerekiyor. O yüzden hani benzer bir mantıkla aslında adam olacak çocuğa 10 üzerinden hani 9'unu değil 3'ünü 5'ini bile versen o zaten kalan 5'ini tamamlar. Hatta onu da 11, 12, 13 yapar yani. O yüzden öyle fark yaratan da insanlar var. Bunları bulmak gerekiyor. Yani bizim şirketimiz için düşünüyorum. Gerçekten yani çok önemli bir kısmı böyle fark yaratan insanlar. Böyle yani bir daha işe başlasan kesin ya onsuz olmaz diyeceğin insanlar. Çok kritik bir konu. Şaka maka bayağı konuştuk ha böyle evet ortaya abi. Karışık. Güzel bölüm oldu bence. Biraz karışık da olsa eğlenceli oldu. Ama bu öyle değilin konsepti öyle artık yani onu izleyenler yani gündem konuşuyoruz öyle abi. Kabul edecek yani. Çünkü öyle değil yani. Yani o aynen öyle. Aynen öyle. Yani değil yani bir an. Evet. Ya bir de şunu unutmaması lazım izleyenlerin. Hani çok basit abi yani. Hoşuna gitmiyorsa kapat yani. Hani kimse hani kanal abi ne gerek var? Kapatmasın abi. Like atsın, like atsın. Hayır abi öyle değil mi gerçekten? Basit bir mantık ya. Kanal bizim, kamera bizim, mikrofon bizim. Yani söz bizim, kelam bizim. Her şey bizim abi yani. Hani kimseyi zorla getirmedik ki buraya. Beğenmiyorsan bazen hani öyle şey böyle yaftalayan iftira atan böyle ekşide falan yorumlar oluyor. Sonunda birkaç kişi yazmış hoşuma gitti. Demiş ki abi beğenmiyorsun adamı. Gıcık oluyorsan, kıskanıyorsan. Engelli. Hayır hayır ya izleme abi videosunu yani. Evet. Yani beğenmiyorsan. Çünkü şey diyenler oluyor ya böyle. Sen kimsin kamera karşısına çıkıp konuşuyorsun falan filan. Hani sen kimsin falan. Abi ben benim sorun yok. Ben kendi hür irademle görüşlerimi açıklayabilirim. Doğru yanlış. Kimseye hiçbir zaman şey demedim. Benim dediğim her zaman doğrudur diye. Bir şey daha ekleyeyim kapatırken. Geçen biri sanki şöyle bir şey dedi. Hani böyle benim girişimciliğe böyle özendirdiğimi ve
insanları böyle motive ettirdiğimle ilgili. Hı hı. Dedim ki abi benim bir tane videomu bulun. Yani böyle binlerce videom arasında ki şunu desin. Abi işinizi bırakın, işte plaza çalışan olmayın, kölelik falan filan. İşte işinizi kurun, bırakın bu düzeni falan. Böyle hiçbir tane öyle bir videom yok yani. Girişimciliği böyle özendiren, tam tersi kolay değil diye kanal kurduk ki bu işin kolay olmadığını. Abi girmeyin, o kadar kolay değil. Bak bu iş zor yani. Herkese göre değil anlatıyoruz. Ama bak çok ilginç. İnsanlar aslında belki de bizim girişimciliğimizi örnek alarak sanki ona özendirmeye çalıştığımızı, biz kimseye özendirmiyoruz. Bak örnek oluyor olabiliriz. Bir girişim olarak, girişimci olarak. Ama kimseyi abi özendirmiyoruz yani. Kimseyi motive etmek gibi bir derdimiz de yok. Hani bunu da kameralar karşısında söylemek istiyorum. Ciddi ciddi. Ya benim abi hiçbir sabah uyandığımda bugün kalkıp bir Türk halkını motive edeyim. Girişimciliğe insanları dair bir gazlayayım ve işlerini istifa ettirip girişimciliğe soyundurayım diye hiçbir zaman bir motivasyonum olmadı. Ya kimseyi motive etmek gibi bir derdim de yok. Bu şeylerle de ilgisi var. Yani işte Halit Bin Velid videosundan tut da yani... Kendi defteridir istediği. Aynı video o. Değil mi? Evet. Okey. Yani oralarda da abi söz güzel, hoşuma gitmiş, söylemişim. Sözün ilk sahibi olmak zorunda da değilim. Bir sözü ikinci kere söylemek onu yanlış da yapmaz. O yüzden abi bu arkadaşlara, hani bu hastalıklı düşüncedeki arkadaşlara selamet dileriz. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. O zaman eğitim çıkaralım mı abi sana, bir girişimcilikle ilgili ne dersin abi? Vallahi. Yani... Sesli kitap abi. Öf. Yani çok güzel para kazanırız abi ya. İşte abi. Bence kapatalım her şeyi. Sanki şey ya, hakikaten biz böyle Doğrucu Davut ya da ya abi, konu aslında şeye de geliyor. Abi ihtiyacımız yok işte yani. Biz abi hiçbir şeyi yani ben şahsım için söyleyeyim. Hayattan büyük beklentilerin olmadığı zaman, maddi olarak söylüyorum bunu. Hiçbir şeyi de maddiyet için yapmamaya başlıyorsun. Çok değerli bir şey. Ama hayattan maddi, hayatındaki o parayı merkezine koyup sürekli büyük beklentilerin varsa, sürekli de onun için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve o seni hata yaptırıyor. İşte en basit örneği, yani bizim için hızlı bir para kazanma ve şey oluyor olsa, hani girişimcilikle ilgili, değil mi? E-ticaretle ilgili, ki biz e-ticaretle ilgili bir eğitim çıkarsak kimse de şaşırmaz yani, hani o dünyanın içine büyüdük yani. Ama öyle bir şeyimiz yok, motivasyonumuz yok. Çünkü ne kolay para kazanma peşindeyiz, ne hızlı para, ne de mesele gerçekten para değil. Mesele ne biliyor musun kardeş? Mesele Ali abi. Ali abi niye Ali abi diyoruz? Bilen, yani bilmeyenler için o sahneyi lütfen bu videonun içine koyun hemen bir. Ulan kardeş! Ali be! Sen de mi lan? Ali be! Açın ışıkları! Ali be! Ali abi! Ali abi! Üzerime yapıştı bu. Teşekkür ederim abi. Herkes abi diyor ofiste. Enes konuşmuyor, hiç çekiniyor ya. Yok abi, sen dinliyorum. Özlüyoruz abi o yüzden. Kardeşi yani. Dinlemeyi özlüyoruz. Egzeli düşünüyor Enes şu an. Egzeli düşünüyor. Ya tikledim bugün. Dips çekecek sabah, abi. Dips çekecek onu düşünüyor. Ama Enes'e hastayım bak şey. Ta evinden o kadar otobüsle gelip ağırlığa gelip spor salonuna, orada şınav çekiyor. Isınıyorum abi. Oğlum her sporda bakıp Enes'e gülüyorum ve diyorum ki lan oğlum diyorum. Yani şınav çekeceksen evde yani halının üzerinde de çek abi, yani. Başlangıçta ısınıyorum ya. Oğlum sen ısınmada da soğumada da şınav çekiyorsun. Arada bir şey kalmıyor zaten. Bir süre bitiyor yani. Sonra da duş alıyorsun. Sonra giyirken de giyiniyorsun falan derken yani neyse. Sıkıntı yok. Ben hani takılayım da sen yine ister dips çek ister şınav yani. Ben yine barfix çekerim. Kendi eyvallah defterim. Abi tamam. Lafı da yazarız. Yazarız abi alta. Açıklamaya yazarız. Okay. Arkadaşlar şimdi. Çok sağ olun. Canımız hafif sıkık ama çok şükür ilerliyoruz. İşler de güzel gidiyor. Güzel işler de yapacağız. O zaman abi önümüzdeki haftaya bir canlı yayın sözü verelim mi? Ne dersin? Abi önümüzdeki hafta bu arada şey olarak bayağı yoğun yani. Yoğun. İstanbul'dayım. Tamam bir tane söz verelim abi. Ocak ayında. İki haftalarda. Ocak ayında. Ocak ayında. Tamam bir tane söz veriyorum. Tane söz veriyoruz. Elbet bir gün bir canlı yayın yapacağız. Diye. Tamam teşekkür ederim. Okay, yani şöyle haftayı da ondan sonraki hafta ama hakikaten burada akşam mı daha güzel olur gene böyle şey? Akşam evet, yaparız evet. Abi. Tamam böyle bir canlı yayın yapıp dörtlü yapalım yine. Ama anlıkta soru da alırız yani. Hı-hı. Tamam. Ama o zaman bir rejim mi gerekecek burada? Ben hallederim abi yandan. Emin ol. Tamam. Okey arkadaşlar çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kapanışı ben yapıyorum. Olur abi. Sevenlerimiz like, yorum, konuşmamızı istediğiniz, Night Sign'ı anlatmamızı istediğiniz şeyler varsa onları da yorumlara yazarsanız.
Sevmeyenlerimiz zaten ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.